Herkese merhaba değerli PUBG Mobile severler nasılsınızdır? Umarım iyisinizdir. 2.1 güncellemesi geldi. 2.1 güncellemesini yine tuş sorunu yaşıyorsanız bu videoyu izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu videoda tuşları nasıl çözeceğinizi detaylı bir şekilde açıklayacağım. Yapmanız gereken işlemleri lütfen adım adım, düzenli ve düzgün bir şekilde takip ederek uygulayın. Bu arada 2.1 güncellemesini nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız kanalda bunun videosunu gösterdim. Hem emülatörde hem de bilgisayarlar için Detaylı bir anlatım yaptım arkadaşlar. Videoya gidip oradan 2.1 güncellemesini sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Sorun çözülmezse yorum kısmına belirtin. Biz muhtemelen gün içerisinde bu sorunu tamamen kalıcı şekilde çözeceğiz. Ancak geçici olarak bu çözüm yolunu sizlerle paylaşıyorum. Gelin sizin de ilk başta neler yapmanız gerekiyor bunları detaylı bir şekilde açıklayalım. Arkadaşlar ilk başta yapmanız gereken nokta şu. Game Loop'lu küçük ekran alın F11'den ve gelen kısımda sağ üstü tuş kontrol kısmı var arkadaşlar. Bu tuş kontrol kısmına geldiğiniz zaman her tarafı sıfırlamanız gerekiyor. Şimdi tuş kontrol kısmımız burası arkadaşlar. Tekrardan nasıl gireceğinizi göstereyim. Şu sağ üst kısımda şöyle gördüğünüz gibi bunun gibi benzer bir yer var. Tuş atama kısmı diye bir kısım. Buraya gelip buraya önce 720p alıp sonra tekrardan 1080p alıp rastgele bir tuşun yerini değiştirin. Ve ardından sıfırla deyip kaydedin arkadaşlar oyunu kapatıp açın eğer sorun çözülmediyse o zaman ilerleyen aşamaları yapın. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken nokta şu ikinci adımı gösteriyorum. İlk adımda çözülmezse ikinci adımda ne yapmanız gerektiğinden bahsediyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu oyun içi ayarlarınız indirdiğiniz haritalar ve indirdiğiniz veya oyun içerisinde yaptığınız hassasiyeti benzeri bütün kontroller sıfırlanabilir arkadaşlar. Şu üstteki game.3 çizgiden buraya gelip ön belleği temizledin. Ardından ön belleği temizledikten sonra sizi ben şöyle uygulama olarak göstereyim. Bu kısmı atacaktır. Burada tekrardan PUBG Mobile'a e giriş yapın arkadaşlar. Giriş yaparken tekrardan ön belleği temizledin. Temizledikten sonra bilgisayarı kapatıp açıp ve oyuna girmeyi deneyin arkadaşlar. Bu sayede sorunun çözüldüğünü göreceksiniz. Eğer hala sorun çözülmediyse o zaman bu genel bir sorundur. Yani bu sorunu herkes yaşıyordur. Burada hangi aşamayı yapmanız gerekiyor? Tuşları bu sefer manuel olarak ayarlamanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı size oyuna girdikten sonra detaylı bir şekilde açıklayacağım. Hala abone değilseniz abone olmayı like atmayı, like atmayı unutmayın. Tuş atama ilgili veya tuşla ilgili yaşadığınız en büyük sorun daha doğrusu yaşayabileceğiniz bütün sorunları ve çözüm yollarını bu videoda tek defada anlattım. 2.1 güncellemesi herkese şimdiden hayırlı olsun. Umarım sorunsuz bir şekilde oyunu oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik en son aşamada bu en son yapmanız gereken işlem. Ancak bunu yapmadan önce şu üstteki kısımdan da burada önerilen kaynak paketini ve lobby HD kaynak paketini yüklemeniz gerekiyor. Bu ikisini yükledikten sonra eğer hala tuşlarınız çalışmıyorsa o zaman manuel olarak tuş ataması yapacaksınız. Manuel olarak tuş ataması yapmak için size önerim şu şekilde. İlk başta oyun içindeki ayarlar kısmında kontrollere gidin arkadaşlar. Yani kontroller derken buton özelleştir kısmına gidin. Burada özelleştirdiğim ve bu ekran açıkken üstte yine tuş kısmına gelin. Hangi tuşunuz çalışmıyorsa o tuşu ilk başta kaldırmanız gerekiyor. Bu ekranın bir resmini alın arkadaşlar. Mesela sizde R tuşu çalışmıyor, C tuşu çalışmıyor ve Z tuşu çalışmıyorsa bunları silin kaydettiğin ardından yine tuş atama kısmına gelin bu tuş hangisi tuştu C tuşu bu tuş ya pardon e, relok atma tuşu R tuşuydu yere oturma tuşu C yere atma tuşu Z bu tuşları tam üzerine gelecek şekilde ayarlayın ve kaydettiğin daha sonra tuşların sonrası bir şekilde çalışacağını göreceksiniz akşam saatlerinde yine kanalı takip edin bu sorunun tamamen çözüne dair bir video paylaşabilirim. O zaman da tek yapmanız gereken burada gelip kontrolleri sıfırlamak ve oyunu yeniden başlatmak. Bu sayede PUBG Mobile'de tuşlarınızın sorunsuz bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Scope çalışmayan arkadaşlar da şuradaki tuşu ve hareket tuşu çalışmayan arkadaşlar da şu iki tuşu kapatıp kaydetsinler. Ardından tekrardan tuş atama kısmına gelip bu ikisini aktif edip yine kaydetsinler arkadaşlar. Bu sayede sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Eğer hala çalışmıyorsa son yapacağınız işte 720p'ye alıp kısa süreliğine 720p'de oynamak. Bu ve bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız Game Noob'la ilgili çözüm, PUBG Mobile'la ilgili çözüm videoları için kanalı takip etmeyi, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.